Güneş girmeyen eve doktor girermiş. Şifacı efem, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fotostart kariyerimizin bir diğer videosuyla karşınızdayız. Şöyle fikstürümüze bir dönelim hemen. Bu arada devre arasına geldiğimiz için transfer görüşmeleri yapıyoruz. Bedelsiz iki isim kadro katmak istiyoruz. Sözleşmeyi önerdik. Bakalım haberdar olacağız. Şu 4 maçı oynayacağız. Ardından bu videoda sonlandıracağız. Yarın da FIFA Manager 2014'ün 2020 güncel kadrolarıyla Beşiktaş kariyeri videosunun ilkini yükleyeceğim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da keyifli olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk maçımız Heracles maçıyla kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım iyi gidiyorduk en sonki kısımda. Daha önceki başlangıç videolarımızın aksine bakalım bu gidişatı sürdürebilecek miyiz? Yine rakip talimatlarını unuttuk. Şunu aslında sabitleyip bir ayar yapmam daha doğru olacak gibi. İnşallah onu da en kısa zamanda ayarlayacağım deyip muhtemelen ayarlamadan bu kariyeri öyle devam ettiririz herhalde. Twitch'te de cuma, cumartesi, pazar günleri olabildiğince yayın yapmaya çalışıyorum. Yeni bir program daha, yeni bir yayın diyorum, videoda atacağım. Şöyle bir saatlik falan futbol konuştuğumuz 2-3 arkadaşımla beraber yayından kırpıp onu da atacağım. İsterseniz YouTube'dan, isterseniz denk gelirseniz Twitch'te yayınlardan izleyebilirsiniz. Onda da izleyicilerle beraber keyif alacağımız bir sohbet haline getirmeye çalışacağız. Bakalım. Umarız beklediğimiz gibi olur. Maçta daha önemli bir an yok. Kritik anlarda olduğumuzdan emin miyiz? Eminiz. Oyuncularımıza daha çok çabalan diyelim. En azından gol yemedik yani, aslında kötü olarak düşünmemem gerekiyor bunu derken Sinan bakış yapma. Yapma bir şeyler orada. La sen yapmana gerek yok. Bizimkiler yapıyor. Allah razı olsun. Yani rakipten bir şey beklemiyoruz zaten. Bizim takım zarar. Kendi kendine zarar. Kendi kendine bir şeyler. Penaltı yani o. Her maç bir penaltı. Şu topa da kaldırdık değil mi ya? Kaldırmadık da bu takım kaldıracağız yani, unutuyorum. Evet. Köşeyi bildi diyelim. Yani, ne diyeyim, iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. İyi bir tarafı yok. Ama maalesef penaltıdan gol yiyerek dakika 34'te 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zıplamamış olduğu yerde şey böyle tık yapmış gibi. Of. Şöyle puan durumundan da bir bakalım. Bu maçı kazanırsak 13'lüğe yükseliyoruz. Hani bir ek sırası bir sıra. Ama iyi olacak tabii o da. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi orta sahada kalabalıklar. Bizim bir tık daha hücuma çıkmamız lazım. Bunu görüyoruz çünkü bir tıkanmışız orada. Berbatsınız diyelim aslan parçalarına. 6.1 ile oynuyor. Gözünü seveyim canım benim. Ne yapıyorsun sen? 6.2 ile oynuyor. Öncelikle bir şöyle değişikliklerimizi yapalım. Bu arada gol atmışız. Kapattığımız zaman Ninaj kornerden atıyor. Görmüş olduğunuz gibi değişikliklerimizi de yaptık. Hadi bakayım. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin çocuklar diyeceğiz. Hadi. Hadi aslan parçaları. Yemeyelim. Yemeyelim atarız. Çok güzel. İleri. İleri gönderelim. Defansa durmayalım. Ya dediğimi yaptı. Onda yanlış yaptı ama neyse. Hadi. Sakin. Sakin. İçeriği. Merkezi kapatalım. Tamam. Arda. Çok güzel. Kontra. Hadi bir kontra. Yardır oradan. Yardır oradan. Hadi. Hadi. Çok iyi. Hadi. Aslan parçası içeri girin, içeri çocuk tek başına. Ya gözünü seveyim şu şeyden sıkıldım artık. Orada içeri niye çevirmiyor bu çocuk ya? Ya çok saçma değil mi ya? Ya yazık günah ya. Şuraya ne yapacağız? Anlamıyorum artık ya. Tam bir de fırsatçı gol dedim. Şu bizim arkadaşımızı, şu sol bekte sıkıntı baksana ya şu. Hepsi sıkıntı yemin ediyorum ya. Okey. Böyle devam. Bu kalan dakikalarda en azından gol yemeyiz herhalde diye bir düşünce içerisine girmiyor değilim. Yalan yok. İyi tarafından bakalım. Yine beraberlikle başlıyoruz.
Beşinci sıradalardı ama güzel olarak bastırdık ama hücumda çok boşluklarımız var görmüş olduğunuz gibi. Gol beklentimiz de düşük zaten bu yüzden. Dinleyici tebrik ediyorum buradan kutluyorum. Aslan parçası bir daha bu durumlara düşmemek dileklerimle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 14. koruyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıralamada bir sonraki Sparta maçında görüşmek üzere. Bakalım onda neler yapacağız. Evet, bir sonraki Sparta maçına hoş geldiniz. Sparta 12. bizim açımızdan güzel bir maç olacak. Hem puan farkını azaltmış olacağız. Orta sıralara ilerleme açısından güzel bir galibiyet olabilir. İç sahada bu galibiyeti alarak şöyle güzel giden bir serimiz var. Hani mağlup deriz kaç maçtır. İyi giden bir oyunumuz da olduğunu düşünüyorum. İyiye giden bir oyunumuzu. Bunu taçlandırmak adına güzel bir adım daha olabilir diye içimden geçirmiyor diyelim. Dedikten sonra şöyle rakip yine talimatları tabi artı 9 hareketimiz bu kusura bakmayın. Of of. Kosalev'i satıyoruz. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Frommann bedava aldığımızı tekrardan kariyerimize gönderdik. İki sözleşme imzaladığımız teklifi yaptığımız sezon sonu bitecek iki isim. Hala daha karar vermedi. Umuyorum bizle anlaşırlar. Güzel olacak çünkü ikisi de hani bizim için iyi olur. Alsat da yapabileceğimiz oyuncular olabilir diye düşünüyorum. Tabii kabul ederlerse. Birini kesin biliyorsunuz. Diğerini de bildiğinizi düşünüyorum da birini kesin biliyorsunuz. Diyanes çevir içeri. Yani şu topu çevirin güzel kardeşim ya. Çevirin be. Yakışmıyor ya. Ya bu hocayı dinleyin artık ya. Şu hocayı dinleyin ya. Marun Mündan burada konuşuyor hiç. Dinleyen eden yok arkadaş böyle olmaz. Hadi bakayım. Yedik. Offside. He yani orada offside yani. Bak gol iptal edildi. Daha artık savunmamız bu kadar şey vermiyor ya açık. Hadi bakayım Nina Jat orada. Gol. Gol Ninaj attı. Tam orada kendi kalesine attı. Dakikalar 38 1-0 öne geçiyoruz. Simis'in ortası mükemmel bir kafa karışıklığı orada. Ne yapacaklarını bilemediler, paniklediler. Hemen golü attık orada. Çok kritik bir dakikada geldi. Ofsayttan golü sayılmadan bizim hemen atmamız psikolojik bir etkisi de olmuştur rakibe. Çok temiz, güzel bir ilk yarı geçirdik. Tebrik ediyorum aslan parçalarını. Şöyle biz bir tık daha dar alana dönebiliriz diye düşünüyorum. Onun harici ekstra bir durum yok diye de düşünüyorum. Yine Siri açılıyor. Islah bir kelimeden ötürü sürekli bu ara açılıyor. Ben de çözemedim. Kendisini. Dakika 63. Maç böyle değişik bir maç. Şut yok bir şey yok sağda neler dönüyor yani sıkıcı bir maç işte uykusunu getirir bebeğim. Aa çok güzel Dinestre attı durumu 2-0'a getirdik orada bir defans hatası yaptılar. Tabii profesyonel takımımız oyuncularımız bunu affetmedi. Bu takım iyiye gidecek inanıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sol alt köşe kaleci çaresiz işte bu aslan parçaları hemen bir değişiklik. Hemen ayarlayalım. Mesela Semedo onun yerine Hanson şu kanadı da değiştirelim. Orta sahaya bir takviye olabilir. Abdülajagun. Onun harici yani Smith'in yerine belki diyeceğim de gerek de yok gibi açıkçası. Çok düşünmüyorum o yüzden. Top sürmesi kötü Fleming'in. Yani ona zaten lafım yok ama böyle bir deneyelim. Krastri yok. Yani iki maçtır bir pozisyonlu bir şeyini görmedik. Sağda herhangi bir yaptığı bir pas, herhangi bir durum gibi de. O yüzden bir çıkartalım. Belki aklı başına gelir. Bir sonraki maç hocam. Hocam haklısın hocam. Yatağa ettik. Affet hocam. Tekrar ilk 11'e koy beni hocam der diye düşündük. Evet. Hadi 3 mü geliyor? Gelmedi. Sağlık olsun. Çok iyi. Dakikalar 88. Dayanmasına parçaları. Gol de yemeyelim. Gol yememiz de iyi bir şey olacak. İşlerin iyiye gittiğini göreceğiz ya bu videolarda. Renstra, hadi bakayım Simits'i attı. En son çok güzel temiz hareket.
Nice try. Flemik bir sonraki maçı ilk 11 abi. Bir denedi, bir hoşuma gitti. O şutta bir aramızda bir bağ oluştu o an. İnkar edemez o da bunu. Ninaj Smith'e döndü. Tekrar Ninaj kaleciye döndü. Dakikalar 93'e geliyor artık. Son 1,5-2 dakikaya giriyoruz maçta. Çok güzel bir top çevirmesi denedik. Olmadı. Tamam. Biz de çok güzel. Kritik anlardayız değil mi? Nasıl bir pozisyon seçeceğini hala anlamadım. Yiyeceğiz yani büyük ihtimalle. Çıkartamıyoruz topu ileriye doğru da. Bak aynı şey yani. Üçtür aynı şey. Defansta stoper sağ bek topu ileri atıyor. Bunlar alıyor. Geri buraya geliyor. Pozisyon da buymuş. Muhtemelen artık daha da bir pozisyon görmeden. Tamam. Ben ağzımı açmıyorum da. Ben bir şey demiyorum abi. Bu ligin dinamikleri, bu ligde üzerimize oyunlar oynanıyor. Evet. Duarte, Türk Hava Yolları. Ya orada stoperliğin de kesiciliğini gösterdi orada bize. Fleming yap şovunu. Al son bindir oradan güzelim benim. Bindir. Çevirdin gol. Olmadı. Manyak herif orada ne? Bak şuraya bak. Of of. Kimler kimlerle oynuyor derken maçın son düdüğü geldi. Sparta Rotterdam karşısında 2-0'lık bir galibiyet alıyoruz. İşler bir anda değişiyor. Hollanda Ligi sıralamasını yapanlar, gazeteler, her şey, herkes şok. Kimsenin beklemediği bir çıkış. Averajımız hala leş gibi ama 16 puan da bir sonraki maçı da kazanırsak iyice orta sıralara yaklaşıp şu potaya gireceğimizi düşünüyorum. Olmadığımız masa olmayacak artık. Şimdi sıradaki görmüş olduğunuz RKC maçı, takımın adını söyleyemedim için böyle diyeyim. Görüşmek üzere. Evet, sıradaki RKC maçına hoş geldiniz. Redis'te biz 14. rakibimiz 17. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradan rakipten bu sefer buradan yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Daha çok hep basit bir mantıkla orta saha oyuncularını yaptığımı görüyorsunuz. Onun harici burada Eren bana yayında söyledi. Eren attı, EA nickli bir izleyicimiz Eren. Onu deneyince bence daha mantıklı olur gibi geldi önerisi. Bana da hoş geldi. O yüzden böyle deniyorum. Bakalım. Şöyle maçımızı başlatalım. Bakalım deplasmanda neler yapacağız. Bir sonraki maçımız zaten zor kupa maçı alacaklarla. Bari maçı kazanalım. Moralmen iyi olur. Yani o maç yani bir galibiyet yüzdemiz diyelim %10-20 civarı bir şey. Ama bunda öyle bir şeyimiz yok. Bunda daha yüksek. Burada alacağımız bir galibiyet bizi 19 puana çıkarıyor. Vitesse'nin oralara yaklaşıp o sıralamaları sıklaştırıyoruz. Derken bir duran toptan. Mesela şurada şu adamın koşması gerekiyordu bence. Çok saçma. Semedo. Semedo. Pas at ya. İlginç bir şeyler dönüyor sahada. Ya. Bazen anlamak mümkün değil onların liginde bu takımlarda izlerken. Bak. Sahada değişik bir futbol oynanıyor şu an. Futbol. Oy. Samuel Motosami. Uzaktan bu sezon attığı ikinci gol ama müthiş bir gol. Haftanın golü kesinlikle bu olur. Sezonun golleri arasına da girebilir. Yani şurada hiç beklemediğimiz bir anda kilidi açtı. Baktık giremiyoruz. Hemen dedi yapacağınız işe dedi. Çekti şutunu. Vurdu, attı golünü. Çok güzel temiz başladı. Simis açıyor. Olmadı. Semedo. Semedo ne yapacak? Attı pasını Simis'e. Simis kenarda bir şeyler yapıyor. Döndü Motasami'ye. Motasami Diyanesi az farklı. Güzel, güzel. Heyecandan kulaklığa vurduk tabii. Güzel başladık, iyi başladık. Hadi bakalım. Oleon, Kok. Kok ne yapacak? Solda bindirecek mi? Diyanesi orada bir şeyler denedi. Kaydı, savaştı. En azından denedi. Değişik bir şut. Bizim kaleci de daha değişik bir tepki verdi. Yorum yapamadım o yüzden çok. Devam ediyoruz. Güzeliz, iyiyiz. Toplu oynamalar aynı, pas isabetlerimiz de aynı. İlginç bir istatistik o açıdan. Bakalım. Ama bu tamam. Onların pozisyonu üst üste diyecektim. Geliyor galiba, bir tık daha bastırmaya başladılar. Biz de ofansifi düşünebilirdik eğer öyle olsa, ama ikinci yere baktık öyle olur. Biz de ofansife şey yaparız. Çünkü açık verirler daha çok öyle yapınca. Bu açıkları değerlendirirsek fark açarız. Değerlendiremezsek biz de golümüzü yeriz. Hadi bakayım. Mulder Tahiri'ye döndü. Tahiri orada topla oynuyor. Arkadaşını aradı. Olsak sol kanada attı. Olağan Koku attı. Kok bindiriyor. Olağan çok güzel bir ikili oldular orada. Ve
ayrı atamadı. İşte bizim takımdan da şöyle görsek güzel olacak. Uzaktan attık golü, daha hiçbir şey yok. Sonra yatmaya başladı. Evet, üst üste üçüncü kez pozisyon yiyoruz. Yine sol taraf. Evet, golü yedik bu sefer. Aynı şekil hep Anas Tayiri'ye sol taraftan ısrarla geliyorlar. Israrla temizce giriyorlar yani orada. O zaman ne yapalım? Böyle diyelim, defa hücuma da çıkmasın. John Diyanes'e kayarak hamlesine geç kaldı dedi. Bu şekilde 17 puanla 13. şu an. Hadi bakalım. Tayiri bizi kanatlardan şey yapıyorlar hep ya. Merkez oyuna dönmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. Tuğba Moces ismini okuyan olsaktan tekrar Tahiri'den tekrar olsa Deniz Olajon. Evet, şuradan açık arıyorlar, bakalım bulacaklar mı açı. Anita Tahiri'ye döndü. Tahiri çevirdi. O çok boş bırakıyoruz ortada bu arada. Dikkatimizden kaçmıyordur sizin de. Büyük hoca hemen devre arasında. Hani izlene bakıyor hemen müdahalesini yapacak maça. Dedikten sonra büyük hoca yine oyunu okuyacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gösterdiğiniz performanstan memnunum bilerek diyorum. Şuradan hani gaz lazım bu adamlara. O yüzden bu gazı böyle verebilirim diye düşündüm. Umarım yanılmıyorumdur bu açıdan. Şuradan Emil Anson'u alalım. Şöyle bir şimdilik onaylayalım. Değişiklikleri Semedo yap çabuğuna. Aç orta. Şut mu çekme gözünü seveyim. Lan Motasem ya, ay çok güzel pastı ya. Gol, bu atak gol olacaktı ya. Hadi bakayım. Simis ortasını açtı. Ninaç olmadı. Ninaç etkili kornerlerde maşallah. Subhanallah. Kendisini buradan kutluyoruz. Hadi Diyanesi değişik bir şeyler denedi. Diyanesi alıza maçı değil bu kardeşim. Tamam mı? Antrenman da değil. Bir daha görmeyin. Evet. Bakalım neler yaşanacak da şöyle değişikliğimizi de yapalım. Defans hattımız ilginç. Sağ taraf harici hepsi iyi bugün. Kaleci 6 nokta sağ olsun. Derken bu maçta beraberlikte ayrılacağız sağdan anladığımız kadarıyla. Morfidis açıyor. Hadi bir gol gelir mi ya? Uzatmalarda bir gol. İpten alın bizi. Kaleci asisti falan yok mu? Diyanesi attı pasını. Fleming sakin. Fleming atıyor. İşte bu 2-1 be. İşte bu be. İşte. Aradığımız buydu. Bize bir mucize gibi bir organizasyon bir şey lazımdı. Diyanesi burada girdi. Akıllarını karıştırdı. Fleming mükemmel bir koşu yaptı. Burada soğukkanlılığıyla bize golü attı. Ve maçı aldırdı bize. Tebrikler çocuklar. Çok iyi. Çok iyi başladık. Çok iyi devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sıralamaya da bir bakalım ufaktan yine. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 13.lükteyiz ama puan farkını şu düşme potasındakilerle de ufaktan açıyoruz ve şu orta sıralamalara yaklaşıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sırada zorlu bir maç bekliyor bizi, biliyorsunuz. Kupada Hollanda Kupası 3. turunda AZ Alkmaar'la oynayacağız. O maçta görüşmek üzere. Bu videonun son maçı AZ Alkmaar Kupa maçına hepiniz hoş geldiniz. Kazanırsak çeyrek final değil ama çok zor. Ama neden olmasın? İmkansız da değil arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz takıma gazı verdik böyle ufaktan, daha sonra ben gaza geldim. İyi giden bir formumuz var. Güzel bir çıkışımız var. Bunu sürdürebilirsek bu maçta müthiş bir moral motivasyon olur. Bir intikamımızı alalım diyelim. Rakip talimatlarını vermedim yine. Mayrın boğadı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4-2-3-1 çıkmış. AZ Alkmaar. Tehlikeli bir takım. Bize göre kadro kalitesi zaten tartışılmaz. Daha iyi. Zaten bariz bir şey bu. Ama neden olmasın? Beyler, neden olmasın? Yapın şu şovunuzu. Eleyelim şunları. İç sahada az da olsa bir taraftarımız var. Gereken cevabı sahada verelim. Hadi bakalım.
Carson korneri kullanacak. Olmadı. Dönen top yine onda. Tekrar bir deneme yapacak. Orada bomboş ve Frederick Mitchell. Orada o kafa vuruşuyla oradan diğer köşeye. Lan değişik ya. Bakar mısın? Bakar mısınız şimdi bir dakika. Bak şimdi şurada ortaya bak. Orta geldi. Tak tak giriyor. İnanılır gibi değil yani. Sugawara gidiyor. Hadi bakayım ne yapacak? Stanks'e döndü. Calvin Stanks döndü. Cobb Miners oyu maşallah. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Hadi, hadi aslanlar. Bir gol atarsak onlar panikler. Şok hoca geçirecekler. Tamam ama yemeyelim hani yemeyelim. Atalım demiştim. Tamam çok güzel. Muhtasam bir simit. Nina Esers çok güzel. Sen de gör orada. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kalks hadi. Çok güzel pas. Çok temiz pas. Kastırati. Gol be. Gol be. Offside mı? Ya üzerimize oyunlar oynuyor. Bu ligde kaç haftadır size söylüyorum. Üzerimize oyunlar oynanıyor. Yalan yanlış çizgiler şunlar bunlar. Ayıptır ya. Ligi Türkiye Ligi'ne çevirdiniz kardeşim. Şurada haftalarımızı veriyoruz biz. Ekmeğimizi kazanma peşindeyiz. Ayıp değil mi bu çocukların emeklerine? Derbiyat herifler. Ahlaksızlık ya. Bu resmen ayıptır ya. Suç şişesini fırlatıyorum abi. Geliyorsunuz adamı ya. Adamı geliyorsunuz abi. Adamı geliyorsunuz kardeşim ya. Ayıptır ya. Saygısızlık bu ya. Yemin ediyorum. Hadi. Hadi aslan parçaları. Yapabiliriz be. Moral bozmuyor. Deneyelim hadi. Ya elbet gol atılamayacaktık diye bir durum yok. Bak az önce golümüzü attık ofsayttı ama hakeme göre bir şey demiyor. Bu ligde işler değişecek. Adalet yakındır abi. Aman aman. Oğlum orada taca atsana topu. Niye adama atıyorsun ya? Ya bu Azak Maris ise bu kadar güzel organizasyonu yapamazdı orada aşağı çevirip. Carson kornerini kullanıyor. Bakalım Ninaj devreye girdi. Hadi bak. Hadi aslan parçaları derken yine bir pozisyonda. Wijndal. Myron Boadu dönerse gol. Olmadı. Çok iyi. Hadi, hadi bu mesaj olsun. Bu bir mesaj olsun. Olmadı. Froman maalesef değerlendiremedi. Froman bizim kaleci gerçi değerlendiremedi. Kurtardı. Tabii hep gol yediği için o kadar şeyim ki ben de artık değerlendiremediği şey gibi olmuş hani. Ah be. Orada bir gol işleri değiştirir. De. Şurada bir Fleming alacağız. Geçen maç bize 3 puanı kazandırmıştı. Motosami gözünü seveyim pas ver. Şut çekme. Penaltı. Penaltı be. İşte bu be. Semedo topun başında. Gol be işte bu. İşte bu durum 1-1'e geldi. Lisandro Semedo. Bu sezon attığı ikinci gol ama en önemli gollerden biri olur. Daha da zaten çok gol atamaz bu. Ters köşede yapıyor kaleciyi. Temiz bir şekilde beraber de aldık. Buradan yürüyelim. Buradan yürüyelim hadi aslan parçaları. Hadi bakayım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Alışmış tabii penaltı almaya. Az Akmar. Öyle kolaylık yok artık. Kolay bir takım yok karşınızda. Hadi bakayım. Hadi Semedo yap şovunu. Semedo yap şovunu. Fleming at onu. Fleming atıyor 2-1 oluyor. 2-1 oluyor. İşte bu. İşte bu abi. İşte budur ya. Bak. Bak 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 olaya bak. İşte bu kadar ya. Bu kadar basit ya. Fleming ya bu adamların bu anların topçusu ya. Yemin ediyorum bu anların topçusuyum. Şimdi şurada takımı nasıl yatırabilirim? Böyle böyle yapsak. Göbekten oynamaya gerek yok. Kontre kalkalım. Onun harici. Böyle iyiydi. Böyle devam. Hadi bak. Hadi bakayım az kal. Yeme. 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 O yemedik. Şanssızlık değil. Adalet.
Ne oluyor ya? Ha. Dedim oğlum geri mi sardı oyunu falan? Orada o kadar nasıl boş bıraktınız? Hadi be. Hadi konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Başarabilirsiniz ya. Az kaldı abi. 88 dakika. Hadi 90 artı 5 ne hoca ya. Yeter ama artık. Bu kadar yapmayın. Bariz belli etmeyin bu kadar ya. Ve kazandık. Azek Mar. Goodbye, goodbye. İşte bu. İşte budur abi. Bugün bize kimse şans tanımadı. Ama bu takım gereken cevabı sahada verdi. Aksini iddia edebilecek biri de yoktur bugün. Bunu da açıkça söylüyoruz. Ve Hollanda Kupası'nda çeyrek finale yükseldik. Süper Yedek Flemings'i Altun 2'dir bizi taşıyor. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Şimdi fikstürümüzü açalım. Bu ayımız nasıl geçti? Bu 4 maçımız. Azakpar'ı yendik. RKC'yi yendik. Sparta'yı yendik. Herakles ile berabere kaldık. Ama güzel bir çıkışımız var. Görmüş olduğunuz gibi şu William 2'den sonra başladık. Ne güzel bir çıkışımızı sürdürüyoruz. Bu videoda bu kadardı. Yarınki FIFA Manager'ı 2014 videosunu izlemenizi öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın.